Teşekkür ediyoruz. Şimdi sunumunu yapmak üzere seçimler Türkiye'nin sınır içinde ve sınır dışındaki politikaları ve Çerkez halkının konumu hakkında sunumda bulunmak üzere Sayın İnce Hekimoğlu'nu mikrofona davet ediyorum. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum ve bu çok değerli etkinlik için hem KAFET yönetimine hem de emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum gerçekten. Bu tür toplantıların biz Çerkezler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tek şikayetim en sona kalmış olmak bizim oturumum. Şimdi iki gündür tartışılan Çerkezlerin kimlik meselesi üzerinde tartışma yapıyoruz ama çok değerli katkılar aldık. Ama sanki biraz bütün bu tartışmaları yaparken içinde yaşadığımız ülkenin yönetimi, bu içinde yaşadığımız yönetim biçiminin kendi kimliğimiz üzerindeki etkileri önümüzdeki ufukla sunulan, bize sunulan yeni Türkiye perspektifiyle nasıl kimlik mücadelemizin nasıl örtüşeceği ya da çatışacağı konularında hep biraz, hatta biraz değil, çok fazla değinmedik, etrafında dolaştık. Ama oysa bir gerçek var ki bizim burada yaptığımız, iki gündür yaptığımız her şey maalesef bizim içinde yaşadığımız toplumun, bu toplumu yönetim biçiminden maalesef bağımsız olamaz. Dolayısıyla biz bu kimlik mücadelesini verirken önümüze çıkacak yeni engelleri görmek durumundayız. Ben izninizle daha doğrudan bu konunun içine girmek istiyorum. Çerkez kimliği üzerindeki en ciddi tehlikeleri birkaç başlık altında tartışmaya, sizinle birlikte tartışmaya ve üzerinde düşünmeye davet ediyorum. Çünkü bundan sonraki gelecekte biz bu başlıklardan sonra hangi mücadele biçimlerini ve nasıl bu mücadeleyi vereceğimiz gibi ciddi bir soruyla karşı karşıya kalacağız. Örneğin birincisi güvenlik yasası. Şimdi bunun bize ne alakası var diyebilirsiniz ama bu güvenlik yasasıyla artık her birimiz olağan şüpheli haline gelmiş durumdayız. Gençlerimiz herhangi bir etkinlikte bunun olamayacağını söyleyemeyiz. Çünkü az önce yasayla verilmiş bir hakkın örneğin Milli Eğitim tarafından nasıl fiilen engellendiğini örneğini anlattılar burada değerli konuşmacılar. Biz şunu biliyoruz ki bu ülkede hangi yasa çıkarsa çıksın fiilen demokratik gibi görünen yasalar fiilen daima engellendi. Anti demokratik yasalarsa yasaların bile çerçevesini aşarak uygulandı. Dolayısıyla bu güvenlik yasası her birimizin kimlik için yapacağımız her çalışmanın, her eylemin, gençlerimizin, üniversitelerde okuyan gençlerimizin dil ya da kültür için yapacağı her etkinlik için yarın iktidar odaklarının hoşuna gitmediği anda kullanacağı son derece geniş polise savcılık yetkisi dahi vermiş bir yasadır. Bu emrini zaten biliyorsunuz, çok tartışıldı. O nedenle güvenlik yasasına mutlaka dikkat etmeliyiz. Bunu biz bununla nasıl karşı karşıya kalacağız? Bunu düşünmeliyiz çünkü bundan böyle iktidar uygulamalarını, herhangi bir uygulamasını protesto etmek üzere dışarı çıkan her birey, her gencimiz, özellikle de gençler olduğu için alanlarda bunu söylüyorum, gerçek mermiyle, gerçek mergi mi gibi kullanılan zaten gaz fişeğiyle ya da artık meşru hale getirilmiş sopalı, palalı, döner bıçaklı vatansever tırnak içinde esnaflarıyla ve milis güçleriyle, yani sivil milis güçleriyle cezalandırılacak demektir. Ve ne yazık ki biz bu milis güçleri içinde hem
milis güçleri içinde Çerkezler olarak da var olabiliriz. Bizim için böyle bir tehlikesi var. Hem de bu milis güçlerinin mağduru olarak da var olabiliriz. Dolayısıyla bu kadar antidemokratik bir yasanın nereden bakarsak bakın karşısında olmamız gerekir. Bu bir, bunu geçiyorum. İkincisi işte yine az önceki konuşmacılar bahsetti 4+4 eğitim sisteminden. Bize sürekli yeni Türkiye tarifi yapılıyor. Bu yeni Türkiye'de bize ne kadar yer var? Bir daha bakalım yine. İslamcı eğitim sistemi, İslamcılaştırma üzerine dayalı bir eğitim sistemiyle çocuklarımız karşı karşıya. Bu bizi çok yakında ilgilendiriyor. Çünkü ben ki 80'lerden bu yana ilk 82'de falan da sanıyorum üniversitelere başörtüsü yasağı geldiğinde ben kadınların eğitim hakkının sırf başörtüsü yüzünden elinden alınmasına karşı çıkmış biri olarak bugün artık çok ciddi bir çocuklarımızın hem kötü bir eğitimle hem de yetersiz bir eğitimle zengin çocuğu özel okullarda okuma şansı olan çocuklara geleceğin patronlarına birer çırak olarak yetiştirilmek istendiğini itaat eden hiçbir sendikal ya tazminat vesaire gibi hiçbir haktan haberi olmayan bu hakları talep etmeyen, edemeyen, etme ufkundan yoksun ama çok dindar çıraklar yetiştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Biliyoruz ki bize söylenen İmam Hatip okullarının tercihli olacağıydı. Ama bugün karşı karşıya kaldığımız gerçek ya paranız vardır çocuklarımızı özel okula yollarız ya da İmam Hatip'e gider fen, bilim, edebiyat gibi geleceğini örecek. Gelecekte sağlam ayakları üzerinde duracak, hiçbir eğitim sisteminden nasibini almamış olacak. Maalesef bize dayatılan, bizim çocuklarımıza reva görülen şey budur. Ve biz Çerkezliler olarak bu da bizim sorunumuzdur. Çünkü biz çocuklarımızın inançlarına kimsenin karışmasını istememeliyiz. Çocuklarımız hem inançlı hem de iyi donanımlı olmalılar. Bunun üzerinde mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Çünkü ne kadar İslamcılaşırsak işte zorunlu din dersleri hatta din ve ahlak bilgisi diye bir bize ahlak öğretmeye kalkanların hırsızlık ve yolsuzluklarından bahsetmiyorum. O hırsızlık ve yoksullukları maalesef bahsetmeye kalkanlarından şimdi nasıl tehdit edildiğini, nasıl başımıza neler geleceğini, bu güvenlik yasasını bunu bir gazeteci olarak da söylüyorum. Nasıl bir tehdit oluşturduğunda tabii söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi özellikle bu toplumu İslamlaştırma politikalarının Çerkez kimliğine ve kültürüne yaptığı ve yapacağı darbe çok önemli. Çünkü kimliksiz, kültürsüz, tek tipleştirilmiş, eskiden ulus devlet yaratmak uğruna Türkleştirilmişti. Şimdi de artık ümmet dışında hiçbir niteliği kalmamış bir halk olmak tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bunun etkilerini şimdiden görmeye başladık. Bunu da mutlaka tartışmalıyız. Kültürümüzün en önemli özellikleri bahsedildi az önce de. Kadının toplumdaki yeri. Mesela Çerkez toplumlarında komşusunu bile kardeşi olarak gören bir ruh dünyasını temelden çökertecek sadece karşı cinsi bir cinsel kimlik olarak görecek kadar ilkel bütün ruh dünyası buna indirgenmiş, kaç göç sokulmuş, bizim gibi gençleri bir arada olan bir toplum yerine artık kardeş neredeyse amcasının oğluna bile elini vermeyen, neredeyse abisine, erkek kardeşine bile elini vermeyen bir toplum haline dönüşme riskiyle karşı karşıyayız. Bunun bizim kimliğimize, kültürümüze nasıl bir darbe olacağını herhalde hepimiz fark ediyoruz. Ki Çerkez toplumlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi cinsel nitelikli suçların olmamasıdır. Ve bu kaç göç, bu yıkım, kadınla erkeğin arasına uçurumlar koyarak birbirine yabancılaştırma, cinsiyetten ibaret birer kimlik haline getirme riski
yarın başka cinsel suçların doğmasına ve gerçekten toplumun bütün değerlerinin tümden sarsılmasına yol açacak bir eğitim biçimi dayatılıyor bize. Bir diğeri çözüm süreci. Bu niye bizimle ilgili midir diye sorabilirsiniz. Evet, çok ilgili. Çünkü birçok nedenle ilgili. Bir tanesi, bu savaşa bizim çocuklarımız da gidiyor. Orada bizim çocuklarımız da ölüyor. Hiçbir bakanın, hiçbir askerin, yüksek rütbeli hiçbir paşanın gelmiş geçmiş 30 yıldır süren bir savaşta bir bakanın, başbakanın, cumhurbaşkanının ya da bir üst düzey bürokratın 30 yılda bir tanesine bile kurada Hakkari, Şırnak, Van çıkmadı. Ne tesadüf değil mi? Tıpkı bugünkü KPSS sınavına benziyor. Hiçbirisi çıkmadı ama benim de çok yakınım, elimde büyüyen çocuk Şırnak'ta 93'te şehit oldu maalesef. Dolayısıyla bir, bu yüzden ilgilendiriyor bizi. İki, Kürtlerin yöntemleri çok farklı oldu. Evet, çünkü bizim gibi gönüllü bir asimilasyona razı olmadıkları için devletle aralarındaki ilişki çok sert bir ilişkiydi. Diyarbakır cezaevi yapılanları falan sermeye gerek yok. Dolayısıyla sonuç olarak bir eli silahlı bir grup bir mücadeleye dönüştürdüler. Tabii ki bize göre değil, bizim onaylamamız da mümkün değil. Çünkü dünyada bir can almak bizim asla onaylayabileceğimiz bir şey değil. Ama şu gerçek ki Kürtlerin pek çok kimlik, kültür, dil talepleri evlerinde bile dilini konuşmayı yasaklayan bir devletle idare edildi. Bu gerçeği de görmeliyiz. Dolayısıyla onların o talepleri aynı zamanda bizim de taleplerimiz. O yüzden de dayanışma mutlaka gerekiyor. İlkeler ve tabii ki ilkeler, ilkeli bir ittifakla bahsedilmeli. Başka bu çözüm süreci bizi niye ilgilendiriyor? Şu yüzden ilgilendiriyor. Bu savaşa 30 yıldır bu savaşa akan trilyonlarca paranın, bu savaştan diye çıkarılan rantların vesaireyi bir kenara koyup bizim bu paraların hepsi bizim bize dönecek emekli maaşlarından, sağlık harcamalarından, eğitime harcanacak paradan kesilerek, gerekçe gösterilerek gitti. Ayrıca bir şey daha var ki, bütün bu güvenlik yasaları hepimizi baskı altına alan, susturan, bütün taleplerimizi sindirmeye çalışılan yasalarda hep bu terör gerekçesiyle çıkarttı. Daha söyleyeceğim çok şey var ama ben şimdi biraz da Türkiye'nin dış politikasına geçmek istiyorum. Bu da bizi çok yakında ilgilendiriyor. Çünkü az önce bahsedildiği gibi Suriye'de Çerkes kardeşlerimiz de o savaşın ağır yıkımına uğradılar. Ve biz bunun sonuçlarını burada az önce dinledik. Maalesef bu küresel güçlerin çıkar savaşlarında ne kadar Çerkes hayatını kaybetti, ne kadarı göç etmek zorunda kaldı tam olarak bilemiyoruz ama bugün Suriye resmen bölünmüş olmasa da kendi sınırları içinde parçalanmış, oluk oluk kanın aktığı bir ülke ve maalesef bu acı bilançoda radikal gruplar aracılığıyla savaşı körükleyen, Esad'ı devirmek uğruna bir ülkenin iç işine müdahil olan Türkiye'nin de vebali vardır bugün ve çok ağır bir vebaldir. Bu küresel savaşta Çerkezler için bir başka vahim tablo. Düşünün, bir yanda küresel aktörlerin celladı olarak görev yapan Çeçenler var. Öte yanda örnek olsun diye veriyorum bunu. Öte yanda Kobane'de sürüldükleri dönemde gidip oraya yerleşmiş. Orayı, bizim Türkiye'yi vatanı bildiğimiz gibi orayı vatanı bilmiş. Şimdi IŞİD'e karşı savaşan Çeçenler var. Düşünün. Bu örnek çok önemli. Çünkü şu anda Türkiye içindeki o kadar büyük bir kutuplaşma, o kadar ciddi fay hatları gerilmiş durumdaki yarın bizi de birbirimize çeşitli nedenlerle, aynı düşüncede olmadığımız için, aynı inançta olmadığımız için bizi de karşı karşıya getirebilecek riskli, çok
kritik bir süreçten geçiyor Türkiye. O yüzden burada defalarca vurgulandığı gibi genel asgari ilkeler etrafında mutlaka ama mutlaka bir araya gelmek, birlikte mücadele etmenin, birlikte yan yana durmanın yolunu bulmalıyız. Galiba sürem çok azaldı. Evet, hemen toparlıyorum. Özetleyerek gittim. Şimdi seçimlerden de bahsedildi. Seçimlerin bizim için bir ilk olmasını diliyorum. Şöyle birlikte oluşturduğumuz bu ilkeler, bir ortak ilkelerimiz etrafında seçtiğimiz bizim adaylarımızı dayatalım. Bize kimliğini, Çerkezliğini sadece seçim zamanlarında hatırlayanları ve bize Kafkas Türk'ü diyenleri değil. Bence bu bir ilk olsun. Biz bir milat yaratalım bu anlamda. Ve bütün bu önümüzdeki süreç gösteriyor ki bir başkanlık ve tam bir diktatörya yönetme ya geçecek Türkiye ya da Türkiye'deki hepimiz dahil demokratik tepkilerimizi ortaya koyarak bunu engelleyeceğiz. Eğer öbür türlüsü olursa hakikaten düşünmek bile istemiyorum. Kimliğimizden bahsedebilecek durumda olacağımızı da zannetmiyorum. Ama biz de artık nezaket, diplomasi falan gibi yolların yanı sıra demokratik hak arama yollarını mutlaka bulmalıyız. Bunlardan bir tanesi örneğin bana göre sivil itaatsizlik eylemleridir. Örneğin çocuklarımızı okula yollamamak gibi yapabiliriz. Biliyorsunuz sivil itaatsizlik şiddetsiz, kamuya açık, iyi niyet ve uzlaşmayı temel alan bir eylem biçimidir. Siyaset literatürüne sokan iki önemli kişi de bildiğiniz gibi Gandhi ve Martin Luther King'tir. Gandhi'nin sadece oturarak başardıklarını hatırlamalıyız ve son sözü Gandhi'ye bırakıyorum. Siz kendi elinizde teslim etmediğiniz sürece kimse sizden saygınızı elinizden alamaz. Teşekkür ederim.